Evet arkadaşlar, kanal videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok pahalı ve çıkarlı bir video ile karşınızdayım. Biliyorsunuz, belki bilmiyorsunuz, ablam bir yeni telefon aldı, 14 Pro Max 1 TB. Bana da malum ablamın eski telefonu, zaten bu da eski telefonuydu benim şu anki telefonum. Bana da ablamın eski telefonu iPhone 13 Pro kaç 256 GB kaldı. Hüseyin, niye arkadan dans ediyorsun? Mutluyum çünkü. Hüseyin'in iPhone X'i vardı. Hüseyin şu an 13 Pro'ya geçecek. Gel bir bak istiyorsan. Yüzümü çizdiğin için. Gel gel. Bir şey olmaz, gel. Gel ablacığım. Arkadaşlar Hüseyin'in yüzüne bakın. Ben biraz boyadım onu. Birazcık. Bak bakalım nasıl tadı. Şimdi X'ten geçeceğim için iPhone X'ten çok fark edecek. Benimkine... Şifre farklı. He doğru. Benimkinin şeyi falan biraz farklı. Neyi farklı? Büyüklüğü farklı. Bir de bu kamerası çok farklı. Bir de aynı zamanda şu kenarları çok farklı. Benim telefonum camı kırık. Ben kırdığım için. Bunu kırmıyorsun ama. Evet. Bir de video çekerken ön kamerasında ses almama gibi bir sorunu var. O yüzden bu benim daha iyi içerikler üretmeme yardımcı olacak. Videolar çekecek misin? Çekeceğim. Gerçekten mi? Rengi falan da bu arada bence. Bundan daha mı? Bu renk daha iyi. Yemin et. Vallahi ya Hüseyin beni üzme şu an ya. Ben de 3000 lira fark ödedim mor olsun diye. Bu arada... 2000 lira. Hayır babam 3 dedi. Arkasındaki şu his var ya. Hı hı. Aynı. İlk sırada falan hiçbir şey yok ama bunun aynı. Bunun kamera çıkıntıları falan bahsettim mi? Daha büyük. Ha. Bunun kamera çıkıntıları daha büyük. Sen nereden biliyorsun? Yandan bak. Anlarsın zaten. Evet. Hem kamera lensleri daha büyük. Evet. Hem de kamera çıkıntıları daha büyük. Kameranın daha büyük olduğunu fark etmiştim. Sonra biraz daha hızlı bir telefon diye diyorlar. Ben telefonumu alayım mı şimdi? Lazım mı sana? Bakayım herhangi bir çizik. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söylemek istiyorum. Çizik bir şey söylemek istiyorum. Hayır. Ben bu tarafa çok güzel baktım bir yıl boyunca. Hiçbir yerinde çizik yok. Sadece önünde minnacık bir çizik var. Hiçbir minnacık yerinde çizik mi? Yok ama. Minnacık bir çizik var. Bir şey söyleyeyim mi? Benim en sevdiğim telefon çok bir iPhone X. İki bu. Ama iPhone X benim için vazgeçilmez bir şeydi. Çünkü iPhone X'i o zamanlar iPhone X çok büyük bir devrimdi. Çok değişik bir telefondu. Yani iPhone 8'den iPhone X'e geçirdiğinde iPhone X herkese çok garip gelmişti. Gözüne de, şeyine de ve çok popülerdi. iPhone X benim en sevdiğim telefonumdu. Bu da ikincisiydi. 11 Pro'yu çok sevmemiştim. Bunun adı neydi? Hatırlar mısın? Parkize miydi? Parkize 2'ydi sanırım. iPhone X'ti. Ya da 11'di. Şimdi bunun ismi? Bunun Muzaffer ismi falan olsun. Ben bunu arkadaşlar Muzaffer koyacağım. Muzaffer 1 olacak bu. Bundan sonraki telefonum. Seninki Muzaffer mi olacak? Evet. Benimki ne olsun? Seninki de Purple. Bunun arkadaşlar burada eşim gerçekten çok temiz kullanmış telefonu. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bunu da öyle kullan. Bu arada 256 GB benim için çok yeterli. Bir de bir şey gösterdim mi? Ne? Bunun kamerasıyla onun kamerasının hız farkı filan. Hız farkı ne? Bak bu mesela kasıyor, onu göster. Aynı kasmıyor. Şey. Bak buna. Şimdi bugün bunu sıfırlayacağız. Şu an sıfırlanıyor. Bu telefona geçeceğim. Size kamera farklarını falan göstereceğim. Aha. Fark olarak kasaya bakınca benim için kasası, dürüst olmak gerekirse bunun çok daha iyi. Dur şunun kafasını çıkarayım da belli olsun. Ben bu telefonu kırdım. Bu telefonu Defne istiyordu ama ben anneanneme vereceğim. O yüzden biraz üzgün. Şunun kamera arkasında kullanacağım. Şu an telefon olması için çok küçük yaşta. O yüzden bu telefonu anneanneme vereceğim. Anneanneme söyledim. Burasında böyle kırık var. Ekranında çizikler var. Ama ona rağmen anneannem istediğimi söyledi. Şöyle rengi zaten aynı. Ama arkasında çok güzel... Merhaba yazıyor. Bunun arkasında çok güzel böyle kalifemsi bir his var. Bunda o his yok. Bu daha çok kaygan bir zeminde. Kameraya gelecek olursak bunun kamerası daha güzel. Daha şık duruyor. Bunun böyle çok çirkin duruyor 3 Pro'nun. 3 tane. Kasa olarak dediğim gibi X daha güzel iPhone X. Çünkü bu iPhone X bu arada iPhone 10. Bunun kası çok kalın. Ben böyle telefonları sevmiyorum. Kullanırken biraz rahatsız oluyor. Kalın kasalı. Ama yapacak bir şey yok. Özellikleri falan çok iyi buna göre. Hem ben telefonlarla oyun oynayan bir insanım hem de video çeken bir insanım. Hadi gelin şunu bir halledelim. Niye Türkiye yazıyor? Buna basıyoruz. Enter. Bu. Şimdi Wi-Fi'ye bağlayacağım. Şifre soruyor. Bağlanıyor şu an. Bağlandı. Bu hala açılmadı. Rengi zaten birebir aynı arkadaşlar. Buna ben bir kılıf alırım. Çünkü kılıfsız kullanamam. Zaten telefonları çok kırıp döküyorum. iPhone 11 Pro'yu bir ara almıştım. Sonra onu kırdım.
Sonra babam yaptırdı, kendini aldı. Sonra bana bunu verdi. Bunu da ben yine kırdım. İnşallah bunu kırmam. Babam kırma diyor. Böyle bir hızı çıktı. Container. Face ID. Face ID'si oldu. Ben 7 yaşındayım. Şifresi. Hiç küçük değilim yani. Hiç de küçük değilim. Telefonu alacak yaşa geldim. Benim ilk telefonum 9 veya 10 yaşındaymıştı. Şifre gir diyor. Şimdi burada transfer diyor. Transfer aktarmak gibi bir şey. iPhone'dan iPhone'a aktar diyor burada sanırım. Buna basacağız. Şimdi şu bir an önce olması için hızlı şarj getireceğim. Bu powerbank çok yavaş şarj ediyor. Hatta yarım yamalak şarj ediyor. Neyse ben hızlı şarj alıp geliyorum. Ben de sizinle kastedim. Sana vermediler mi telefonu? Ben de istiyorum. 7 yaşına geldim artık. Şimdi hızlı şarj takacağım telefonu. Ki bir an önce halledebilirim. Aktarma yapacağız ki bu telefonu sıfırladık. Onda aldığım bilgileri kalmadı. Bundaki bilgileri de ona aktarmamız lazımmıştı. Uygulamalar olsun filan. Direkt açıldı zaten takınca. Şimdi transfer, telefonum açıldı bu arada, şarj ettim. Daha 8 olmuş. Transfer diyoruz, buna basıyoruz. Container, tamam. Bunun yanına mı koyacağız? Heh, gelin. Burada sürdür diyeceğim. Çok heyecanlıyım bu arada. Bu ne? Yeni telefonunuzu kameraya doğru tutun. Burada şey çıktı, onu okuttum kameraya. Hazırlanıyor diyor. Benim için ayarla. Burada paralı hisseden onu gireyim. Şimdi devam ediyor, hadi. Bu hemen olacak bir iş değil sanırım. Ya benimki Hüseyin Erkin iPhone'u veri aktar, sürdür. Hüküm koşullar okumayacağım, kabul edeceğim. Yine sürdür, bunu yeni iPhone'u sürdür. İndir ve yükle diyorum. Hazır mıyız? Bastım. Şimdi eski telefondaki veriler, oyunlar, fotoğraflar, işte ses kayıtları, notlar hepsi yeni telefonuma geçiyor. Yaklaşık 13 dakika sürecekmiş. 13 dakika sonra ikisinin kamerasını falan karşılaştırırız. Bir de şöyle yan yana getirip boyutunu göstereyim. Şimdi yaklaşık bir 30-35 dakika falan oldu. Telefonlar tamamlanmış mı diye şimdi bakacağız. Bu eski telefonum, aktarım tamamlandı diyor. iPhone X. Bu da geri yükleme tamamlandı diyor. Parola gerekli. Tamam, şimdi yazdım. Sonraki diyorum. Bir kod almadınız mı? Buraya geldi galiba. Apple kimliğine giriş yapma talep edildi. İzin ver dedim. 566-180. 566-180. iCloud ayarları güncelleniyor. Terledim. Heyecanlıyım. Buna da bir 20 dakika falan inşallah demez. Kamerasını falan şimdi ayarlayacağız. Bu telefonun parolasını istiyor. Çok heyecanlıyım. Bunu inşallah kırmam. Burada şu dokusuna inanılmaz bayıldım ya. Çok korkuyorum. Bu telefonu kırarsam çok kötü olacak. Anneannem de sürekli hadi videoyu çekip bitirin diyor. Anlatamıyorum bir şey olduğunu. iPhone'a şeyiz. Anlatamıyorum daha yüklenmediğini. Çünkü telefonu bir an önce istiyor. Bunu anneanneme vereceğiz. iPhone hoş geldiniz. Başlamak için yukarı kaydırın. Başlamak için yukarı. Evet. Bütün oyunlarım falan hepsi burada. WhatsApp, Instagram. Gördüğünüz gibi tüm ayarlar. Bu farklı ama o pil yüzdesi. Bütün ayarlar aynı. Her şey aynı. Sadece bunlar bekliyor gözüküyor. Onlar şimdi düzelecek. Yüklüyor. Bütün her şeyim olduğu gibi duruyor. Arkadaşlar burada bu gördüğünüz motor almak istiyorsanız sahibinden de ilanda alabilirsiniz. KTM 85 buradan da KTM 65 buradan da reklamını yapayım. Büyüklük olarak bir kıyaslayalım hemen çok hızlı. Çok milimetrik iPhone 13 Pro biraz daha büyük. Şöyle aynen biraz daha büyük. En çok merak ettiğim şeye gelirsek. Bir dakika bir şunun da. Ekranın şeyi parlaklığına %100 yaptım. Aydınlık olarak fark olur sanıyordum ama hiçbir fark yok. Hatta bu daha aydınlık diyebilirim yani. iPhone X daha aydınlık diyebilirim. Kameraya gelirsek. Şimdi bunda 0.5 özelliği var, bunda yok. Zoom olarak bu daha iyi. Bunda zoom da daha kötü. Şimdi arkadaşlar yani... Bir şunun canına bakın. Yukarıda sarı ışık açık. Ve sarı ışığın açık. Aa, bunda çok rahat parmağım gözüküyor. Kamerası çok büyük olduğu için çok rahat parmağım gözüküyor. Bu kötü bir şey. Bunda uzatınca gözükmüyor. Bunda uzatınca gözükmüyor. Bunda gözüküyor. Daha dikkatli olmam gerekecek. Bir netleyelim.
Bunun sarı ışığı, yukarıdan sarı ışık gelmesi rağmen çok belli etmiyor. Bu daha canlı ve gerçek gösteriyor. Şimdi zoom yapacak olursak, bu arada 0.5 özelliği çok güzel. 3x'te yapalım mesela. Gör, bu bak piksel piksel şeyler çıkıyor. İkisi de 10x'te. Gördüğünüz gibi yani. Bunda yeşil yeşil pikseller çıkıyor. Oynatıyorum. Bunda herhangi bir piksel çıkmıyor. Kamera olarak daha iyi. Video da herhalde daha iyidir. Oo. Videoda bunda daha çok piksel çıkıyor. Durduk. Fotoğrafta dururken zoom yapmadan çıkmıyor. Ama videoda bunda pikseller çıkıyor. Işıktan da dolayı olabilir. Ama bunda herhangi bir piksel yok. Bunda sinematik var. Bundan farklı olarak. Başka portre bunda da var. Kare. Kare bunda yok. iPhone 13 Pro'da kare yok. Nasıl oluyor bilmiyorum. Onun için her şey aynı. Arkadaşlar bundan sonra yeni telefonum iPhone 13 Pro. Bunu anneanneme vereceğim. Normalde bunu babam alacaktı ama ben dedim ki baba dur. Sende 11 Pro var. Ben bunu alayım dedim. Yeni videolar çekerim, çok daha iyi içerikler üretirim dedim. Babam da sağ olsun bunu bana verdi. Ablam kendi 14 Pro Max alıyor. Bize eskiler kalıyor. Olsun, hakkımız ona helaldir. Neyse zaten bu da ablamdan kalmıştı bu arada. Herhangi bir sim falan değişimi yapmadık değil mi baba biz? Değiştir. Şimdi sim kartlarını değiştireceğiz. Bu iPhone 13 Pro kutusu. Şimdi arkadaşlar sim kartım bunda olduğu için bundakini buna takacağız. Şimdi bunda biraz hiç yapmadım daha önce. Burada küçük bir deliği var. Buna basınca böyle pıt diye yukarı çıkması lazım. Hadi. Niye olmuyor? Aa. Evet. Şimdi zaten kullanılabilir sim yok yazısı çıktı. Biraz baya hatta biraz değil baya bir sert basmam gerekti. Aha. Gitti lan. Boş sim kartlığı buna takıyoruz. Tamam bu çok rahat oturdu. Pıt diye bir ses çıkıyor direkt. Çünkü bu arada bu daha zor çıktı. Bu şekilde içine soktum. Artık herhangi bir yazı yazmıyor ama şey çıktı tamam. Bu telefon çekme şeyi çıktı. Full çekiyor hatta şu anda Wi-Fi'nin yanında. Bu çıktığına göre sim kartı başarılı yaptık. Bakın mesela bunda 3 nokta var. Çıkmıyor. Böyle tümsek. Artık bunu anneanneme verebiliriz. Anneannem buna kendi sim kartını takacak. Dediğim gibi Allah ablamdan razı olsun. Bu telefonu bize, daha doğrusu bana verdiği için. Buna çok güzel pahalısından bir kılıf alacağım. Ablamın galiba 2-3 tane, hatta gerçi bütün iPhone şarjları aynı. Buna hızlı şarj alabilirim belki kılıfla beraber. Çok pahalı ama yapacak bir şey yok. Bu videonun da burada sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bu telefonda size daha iyi içerikler üreteceğim. Like atarsanız sevinirim. Abone olursanız da sevinirim. Bay bay. Görüşmek üzere.